Sakarya Sapanca'da mevzuata aykırı su kullanan bungalovlara yönelik denetimlerde gerginlik yaşandı. Bir bungalovun suyunu kesmeye gelen ekiplerle işletmeciler karşı karşıya geldi. Zor kullanarak dağıtacaksınız. Su saatim var, sayaç numaram var, tesisimde eksiğim yok. Su faturalarımız tıkır tıkır ödeniyor, hiçbir eksiğimiz yok. İddiaya göre aboneliği de vardı, faturaları da ödemiş, usule aykırı davranmamıştı. Ellerinde hiçbir resmi tebliğ yok, hiçbir karar yok, bizlere ulaştırılan bir şey yok. Parkparça aboneliği olanların da suları kesilmeye başlandı. Ekipler kaçak su kullanıldığı gerekçesiyle suyu kesmek isteyince gerginlik yaşandı. İnsanların ekmek paralarını ile oynanmasını kabul etmiyoruz. İçeride 4 evim doluyken suyu şu anda mağdur durumda kapattılar. Sapanca Sahil Caddesi'ndeki bungalovlar 4 yıl önce hizmete girmişti. Su ve Kanalizasyon İdaresi kaçak su kullanımının önüne geçmek için bir süre önce bölgede çalışma başlattı. Saati güzel dışarı koymuşsunuz dedi, her şeyiniz olumlu dedi. Gitti. Mobil bankacılığımı açtım, bir baktım 48 milyar su faturası. Ama benim hiç su fatura borcum yok. Bir işletmenin 4 gündür suyu kaçak kullandığı belirlendi. Saski ekipleri adrese gitti. Biz kesinlikle bedava su kullanmıyoruz. Tam aksine herkesin ödediği bedelin %30 fazlasını ödüyoruz. Araçla yolu kapatan işletmeciler kendilerine tebligat ulaşmadığını iddia etti. Bir evrak, bir kağıt hiçbir şekilde vermediler. Resmi aboneliği olan bir yeri özellikle kesme şansları yok. Bize tebliğ etsinler. Saatler süren gerginliğin ardından bungalovun suyu polis eşliğinde kesildi. 4 senedir burada su faturası da ödeniyor.